konuğumuz olacak ve bakalım sesiyle kanıtlamaya çalışacak. Acaba o mu bu şarkının sahibi yoksa başkaları mı? Görelim. Okuyacak mısın? Yok. Gel o zaman, aman gel. Gel evladım, otur şuraya, dur üstüme doğru gelme. Sizin alnınızda ne var? Aman. Dur çocuğum. Alnınızdan kim öptü sizi? Yok, benim elimi öptü. Ha, evet. Ruju da evet. Alnına koyunca rujlandınız. Büyük başarı, nasıl oldu? Hayatım ilk defa gördüm. Al kızım. Bu şarkıyı kaç kişi söylüyor? Bu şarkıyı bir tek ben okuyorum ama bazı şahıslar yok ben okuyorum, yok başkası okuyor gibi bazı... Hayır, okuyordan ziyade... Ha, benim besteme... Evet, bu besteni, evet. Bestenin sahip ya da sahibelerinin birileri olduğu evet. Tevatür de olabilir. Tabii ki gerçek de olabilir, bilemiyoruz. Onu bir sizden duyalım. Çünkü epey bir... Evet, bayağı bir karıştı ortalık. Evet. Bir tane bende var mesela, senin geldiğini duyan. Öyle mi? Tabii. Kim? Mail, bugün geldi. Siz oraya gidiyormuşsunuz diye. Ha, ben mi? Ha. Hayır. Bir dakika, kızın ismini soracağım. Soyadı Kırgız da ismini bulamıyorum. Gökçe Kırgız. Gökçe Kırgız, evet. Bir de o var. Sen haberdarsın herkesten. Hayır, sürekli programa çıkacağım bildikleri için bir de reklam geçiyor. Sürekli bana da telefonlar yağıyor. Hani bu kaç yaşındasınız siz? Ben 16 yaşındayım. Siz? Evet. Aman. Biraz irisiniz mi? Genç irisi Bülent Hanım. Ben de 23. doğrudur. Aa, herhalde tabii doğru. Hadsiz. Sen 16'ysan Bülent Hanım 23. Ay. Ay yazık. Canım, ha, anlat çocuğum. Şimdi Bülent Hanım şöyle oldu. Bu şarkı 2006 yılında yaptım. 1 Ocak 2006'da sadece sözlerini yazdım. Hemen araya giriyorum. Tabii. Sözünüzü kesmiş yok, olmayayım. Yok, estağfurullah. Başka eserleriniz de çok. Var. Buyurun, devam edin. Saysam. Tamam. Şimdi ben bu şarkının sözlerini, bir ayrılık bu şarkı. Bir ayrılık üzerine yapılan bir şarkı. Hani bizi zaten, enteres etmiyor. Evet. Zaten öyle bir şey. Atıyorum, benimle alakası yok. Altını çizeyim, sonra şey olmasın. bu şarkının ben senin için olabilir, bizi enteres etmiyor. Biz Allah'a şükür çok mutluyuz. Devam et evladım. Amin. Ne güzel. Çok güzel. şimdi bu şarkı, ben önce sözlerini yazdım. 1 Ocak 2006. Gecenin saat kaç yazdım da söyleyebilirim yani. Bu önce... Niye, uykun mu kaçmış? Yok, ben geceleri pek uyumuyorum yani. Uyuyorum öyle ama mi? Beste yaptığım için genelde beste geceleri yapıyoruz zaten. Drakula'yla ahbaplığın mı var evladım? Evet falan. Ah benim çocuğum. Pamuk gibi bu. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Nerede? Nerede? Etiler Lisesi'nde okuyorum. Aa, çok güzel. Evet, Etiler Lisesi'nde okuyorum. Aynı zamanda bestekarsın. Aynı zamanda evet, besteciyim, beste yapıyorum. Ama hani söz aralarda söz de yazıyorum, beste de yapıyorum. Arada okuyorum da. Şimdi ben bu şarkının sözlerini 1 Ocak 2006'da yaptım. Baktık sözlere, hani buna bir müzik yapmak lazım, bir şey yapmak lazım, hani bir toparlayalım. 23 Ocak 2006 yılında müzik artık hani ben tabii 23 o 23 gün içerisinde ben bunun müziğini yaptım ama hani şey olarak ben müziğini bu tarihte yaptığımda 23 Ocak olarak yazdım. Notaya kim aldı? Nota benim haberim var, çok ünlü bir isim aldı. Bu da benim amcam aracılığıyla olan bir şey. Hı-hı. Ben ismini siz bilmiyorum. Ha, bana çok ünlü, çok ünlü olduğu halde. Evet ama bana söylenmedi. Nasıl ama yani? Bu şimdi, ya amcanız bu mı? Şimdi sakın yanlış anlamayın. Yok. Siz bizim evladımızsınız, evet. Çocuğumuzsunuz, kardeşimiz diyemeyeceğim. Çok ayıp olur. Aa derler insana yani.
Onlar belki çok edeplidir, aa demezler ama ben kendi kendime aa derim. Siz bizim çocuğumuzsunuz. Bakın, sanat adına siz de işin mutfak tarafındasınız aynı zamanda. O zaman güftekarsınız, bestekarsınız ama notist değilsiniz. Notist kişiler hem de çok ünlü efendim bir kişiymiş, imzaymış. Bunu öğrenmemeniz bence fazla işinize saygılı olmamak mı acaba, yoksa çok mu keskin konuştum? Bağışlayın beni. Yok yok, estağfurullah, ne demek, haklısınız. Ama şimdi hemen programa çıkacağım için hemen alelacele biz bunu notaya dökülmemişti. Hemen notaya döktük. Yani çok her şey böyle bir anda oldu. Hangi programı? Bülent Ersoy'la Yıldız'ın. Hayır, anladım. Peki. Peki bu yeni mi daha notaya alındı bu eser? Evet. Yani bir ay oldu. Bir ay oldu. Demek oluyor ki daha önce... Yeni olmadı. Sizi bir ay önce 2006... mi çağırdı Bülent Hanım programa? Yok. Bülent Hanım bu kaçıncı program? Ben... Bu dördüncü program. Dört. Zaten dört hafta önce mi çağırdınız hanımefendi? Bakın şöyle bir şey. Hayır. Bülent Hanım'ın şeyi yok. Şimdi ben... çok teşekkür ederek söylerim. Süheyla Hanım ve Osman Tenerkır sayesinde buradayım zaten. Onlarla önceden bir ilk programda biz bir görüşme yaptık. Ben buraya seyirci olarak gelmiştim. İlk programda bir görüşme yaptıktan sonra hemen bir gün sonrası Süheyla Hanım... Osman Tan çok mu ısrar etti? Sizin internette ses kaydınız belli var mı? Belli oldu Osman Tan. Var. Burada var mı? Bir burada, dinleyelim mi, o ses aynı ses mi? Ses kayıt var o mı? O ikisinin arasındaki farkı anlayabiliyor muyuz? Sonunda bitti galiba, görüyorum. İçimde can çekişlerini duyuyorum. Sözlerin çok acıtıyor, ölüyorum. Keşke baştan söyleseydin. Gidiyorum, nasılsa koymaz sana biliyorum. Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman. Alt tarafı aşk bu da işte, vazgeçilmez misin aman? Sana ne ki ağlıyorsam, deli gibi istiyorsam. Hala seni seviyorsam, sana ne, anlamıyorsan. Peki, teşekkür ederim. Hemen devam eder misiniz aynı sesten? Buyurun. Yalanmış demek her şeyin, bilemedim. Olmaz. Bu aynı ton değil. Değil mi? Az önce de bu aynı ton. Ama bu tonla... Hayır. Bir saniye, bir de bir şey açıklama yap. Hayır, hiç açıklama. Sen benim dediğimi yap. Aynı ton, bir ben daha nota verin, bilmiyorum. Bir daha verin. Bitti galiba, görüyorum. İçimde can çekişlerini duyuyorum. Sözlerin çok acıtıyor, ölüyorum. Keşke baştan söyleseydin, gidiyorum. Nasılsa koymaz sana biliyorum. Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman. Alt tarafı aşk bu da işte, vazgeçilmez misin aman? Mersin, buyurun. Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman. Alt tarafı aşk bu da işte, vazgeçilmez misin aman? Sana ne ki ağlıyorsam, deli gibi istiyorsam. Hala seni seviyorsam, sana ne anlamıyorsan. Teşekkür ederim. Şimdi oldu. Aferin. Bir şey söyleyebilir miyim? Osman Tan ağzının tadını bilir. Evet. Aferin Osman Tancım benim. Ay kurban olurum o güzel suratına. Osman Tan'ım benim. Değerli patronum. Bülent Hanım, sizin kulağınız sallandır. O sesle bu ses aynı ses mi? Ay şöyle, şimdi buradaki okuduğu... Dinlediğimiz sesle bu ses aynı ses mi? Bu
kendisi icra ettiği ses tabii aynı ses değil. Biraz dik mi çaldılar? Hayır, neden? Onu açıklayacağım işte. Ben bu ben ses... söylüyorum. Ha, size onu... biraz dik çalındı sanki. Ha, hayır, benim bir hatam var. Biz provayı bugün yaptık. Bir bazı hatalar oldu tabii. Çünkü ben hani önceden orkestrada çalışan bir insan değilim. Ya da büyük bir sanatçı. Söylediler. Sanatçı hiç orkestrayla ilk defa okuyormuşsunuz. Evet, orkestrayla ilk defa okudum. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Ben bu şarkıyı, bu daha deminki dinlediğiniz kayıt, ben bunu... 1,5 sene önce vermiş olduğum bir kayıt. Hani şu anki sesim, siz hatta Popstar Turka'da demiştiniz. Bir şarkı okunduğu zaman 20 kere dokusan 20'sinde farklı hani nameler olur diye bir açıklama. O olur. Ben de size onu anlatmak istiyorum. Hani bir şarkıda, o çalan şarkıda... Ama bu söylediğimiz çocuğum, yine bağışlayın sözünüzü, tabii, hep kesiyorum. Şimdi bu söylediğiniz veya benim söylediğim çok ayrı bir şey. Bir sanatkarın yorumu. Örneğin Münir Nurettin Selçuk'un bende 3 tane bantı vardır. O üçünde de Allı Yemeni'yi, üçünde de ayrı okumuş. Herkes Allı Yemeni'yi Münir Bey'in kendi şarkısı derler ama Münir Üstad'ın, Münir Nurettin Üstad'ın eseri değildir bir kere. Bunu da buradan söyleyeyim. Ama bendeki bantlar o büyük üstadın, hocaların hocası, 3 tane ayrı bantta, üçünde de ayrı ayrı namelerle okumuş. Bu sanatkarın efendim yorumudur. Ama benim söylemek istediğim şu. Demin bu eseri siz 1-2 ton daha yukarıdan okudunuz diyorum. Sayın Hoca, yanlış mıyım efendim? Orijinal tonu si bemol. Evet. Siz la'dan yaptık. Yarım ses pes yarım. Yaptık ki çünkü tizde zorlanıyor diye. Ha. Ama işte popstar bitti bunlardan kurtuldum diyordum. Gene geldim buraya. Si bemol la diyez diye. Evet. Anladım. Anladım. Peki bu şeyler necilik? Şimdi, bu itirazlar falan. Ha, ben söyleyeyim. Bakın şöyle bir açıklama yapayım. Siz bir kere bunları kaydettirdiniz mi? Evet, şu an hepsi tescilli. Şu an ne zaman o an? Ne zaman yapılmıştı? Şimdi... Mesame şey var, evet. MSG var. Ben bunları dün hallettim. Ha, daha dün yaptırdınız. Hayır, noter edemiyorum size. Sadece hani üye onu dedi. Tasdik edildi mi? Tasdik edildi. Zat-ı alinize olduğuna dair. Evet, edildi. Sizin verileriniz evet. Olduğuna evet. Dair. Söz benim, ve güfte. Evet. Beste ve güfte pardon. Evet, edildi. Ama benim çok büyük bir hata yaptım ben. Gerçekten yapılmaması gereken büyük bir hata yaptım. Neydi efendim? Benim yaptığım hata... Ben bu şarkıyı daha ilk 2006 yılında Ocak ayında bunu internete verdiğimde... Baydım 2006 Ocak'tan ben. Hadi yeter. Sıkılmadınız mı? Tamam, ama dinle... itirazı olan varsa gelsin. Ay. Arasın buraya. Fenalaştı 2006 ama Ocak'tan. Ama nedir baydım bunu ben. Bir anlayalım. Dur bakalım. Ama bunu söylemek zorundayım. Söylemek Arman zorundasın. Bey. Ben de istedim. Arman, söyle. Gerçekten. Kaç Ocak'tı? Hayır, 23 Ocak'ta müzikle beraber. 23 Ocak 2006. Orayı geç evladım. 23'e bağlayan gece mi yoksa 12'den önceki 23 mü? 12'den önce. Şaka şaka. Peki evet, sonra. Şimdi, hatanız neydi? Tamam, ben hata söyleyeyim. Ben hata ilk, ben bu şeyi bilmediğim için hani müzikle ilgili sadece ben şarkı söylüyorum. Beste yapan bir insanım ama hani noter olayını bilmiyordum. Hı-hı. Bana kimse de gelip de akıl vermedi. Hani Merve bu şarkıları noterlet de tasdik ver. Tasdik ettir. Noterlet de ver. Yani ama tasdik ettir de ver. Özür dilerim. öyle bir şey bana denmedi. Tasdik. Bir de... benim annem de bana bu konuda önceleri destek vermiyordu. Ha. Evet, yaptırmadınız yani. Noterletmedi. Noterletmiyor, yani, tasdik ettirmedi. Sonradan herhalde bunu şey yapmak istediniz. O zaman da sonra zaten... Sonra da oldu, sonra şarkı çıktı. Peki, anlaşıldı. Ha, anlaşıldı. Evet. Şimdi efendim artık kıymetli arkadaşımızdan şöyle bir... ne... Ne yapıyorsun böyle karşıdan bana be? Reklamlardan sonra mı? Aa, ne oluyor dedim. Jimnastik hareketi yapar gibi. Osman Tan'a da bak. Reklamlarmış. Pardon, özür diliyorum efendim. Evet, şimdi bir başka... ışıkları ne oldu ayol? Magazin ışıkları. Bir başka isnat var.
eserin sözleri hakkında zaten evet. Zat halinizin olmadığı, bestenin sizin olmadığı, artı üçüncüsü sesin de size ait olmadığına evet. Dair bir isnat var. Benim inanılmaz çok garibim. Tamam ben besteciyim. Benim bir bestemi çalarlar. Yani beste yapmaya çalışıyorsunuz. Evet çalışıyorum. Benim bir bestemi çalabilirler. İki bestemi çalarlar. Üçüncü de tamam. Yani ben yine yaparım. Üretken kişi benim. Ama benim komiğimden biraz da aslında beni çok üzen olay benim sesime sahip çıkan insanlar var. Yok efendim benim daha demin okuduğum şarkıyı söyleyen kişi ben olduğuma göre hayır o ses benimdir diyen yani böyle bir iddiada bulunan insanlar var. Bir şahıslar var. Yukarıda... Tabii bu pardon yine sözünüzü kestim. Şimdi bu isnatlar kimlere aitse her zaman musiki adına özel hayatlar adına değil. Ben o işlere karışmıyorum. Ama musiki adına ben musiki'nin neferiyim, bekçisiyim ve Tanrı bana son nefesimi ne zaman vermemi nasip edecek, beni yanına alacaksa o zamana kadar da bekçisi olacağım. O nedenle tabii ki kapımız herkese açık bu konuda. Çünkü ben emeğe çok saygılıyım. En küçüğünden en büyüğüne kadar emeğe saygılıyım. Emek hırsızlığına asla ve asla müsamaha edemem. Kim neyi savunmak istiyorsa bunu bütün doneleriyle evvela yetkili kişilere efendim bizim bu programımızın yetkili mercilerine götürür ve onlar da uygun görürlerse benim karşıma gelirler. Bu arada bunu söylemek istedim. Yani kapımızın tabii. Açık olduğuna dair sanat adına. Buyurun çocuk. Yukarıda Allah var. Ben gerçekten inancı olan bir insanım. Ben emeğe saygısızlık da etmiyorum. Yani böyle bir şeyim yok. Ben uyuyamıyorum gerçekten. Bu ses size mi ait? Bu ses bana ait. Nokta. Ben vallahi şimdi şey yaptım ama Sayın Osman Tan vaktimiz müsait mi? O çıplak sesi müsaade eder misiniz? Bir kez daha duyabilir miyim ben acaba efendim? Sonunda bitti galiba görüyorum. İçimde can çekişlerini duyuyorum. Sözlerin çok acıtıyor. Ölüyorum. Keşke baştan söyleseydin gidiyorum. Nasılsa koymaz sana biliyorum. Kalbime gömerim o zaman. Unutup da silerim o zaman. Alt tarafı aşk bu da işte. Vazgeçilmez misin aman? Mers, teşekkür ederim. Şimdi aynı tondan... Buyurun. Kalbime gömerim o zaman, unutup da silerim o zaman. Alt tarafı aşk bu da işte, vazgeçilmez misin aman? Sana ne ki ağlıyorsam, deli gibi istiyorsam, hala seni seviyorsam, sana ne anlamıyorsan. Bir de eserin girişini bir girin bakayım. Sonunda bitti galiba görüyorum. Oo. İçimde can çekişlerini duyuyorum. Sözlerin çok acıtıyor, ölüyorum. Keşke baştan söyleseydin gidiyorum. Peki. Valla ben bilmiyorum pek algılayamadım. Yani aynı gibi sizler üstadlar ne diyorsunuz? Yani evet, ama teşekkür ederim. Burada biraz daha bağışlayın yani sizin için söylemiyorum ama daha bir lakayit bir okuma, daha bir laubali bir okuma var burada. Oradaki
daha bir üstüne basarak daha bir sağlamlık orada herhalde, var. Orada herhalde özür dilerim. Yani yeni yapılmış ya şarkı. Bilemem. O yeni burada yapılmış mı? Biraz daha böyle bir heyecan. Gibi gibi. Ben evet ben bu şarkıyı solo ama ses tonu olarak bilmiyorum ne diyorsunuz? Bülent Hanım bana salon ortasında. Buyurun. Salon ortasında. Buyurun, salon ben bu şarkıyı buyurun Sayın Hoca. Bir dakika kızım müsaade. Orkestrayla birlikte bu kadar kötü okuduğu zaman ben şüphe etmiştim ama canlı okuduğu vakit çok temiz basıyor. Evet. Hayır o tamam. Ve şimdi böyle okuduğu vakit İkisi. İnandım. Evet. İnandım. Evet. Yani bana da öyle geldi ama kulağım da biliyorsun mangal gibi hiç yanılmaz ama her şeye rağmen zat haliniz çok önemlisiniz bu mevzuda. Arkadaşlarım çok önemli. Müştereken istişareyle hani bir karar vermek gerekir diye düşündüm. Ama şimdikiler de dinlemek lazım. Belki onları da dinleyeceğiz. Gelirlerse belki daha yakını gelir. Sayın Erkör ve bak, efendim vekili Sayın Hoca Süheyla Hanım nasıl tensip ederler bilemem. Uygun görürlerse getirirler karşıma. Dinlerim ben. Benim için ama canlı görmez. Yani orkestrayla okuduğu evet. Performans çok düşük. Ben içeriden şey zaten tek gözümü boyadım. Tek gözüm Japon Bülent gibi böyle kaldı. Bu çıkacak mı bu kız dedim. Çok detone okuyor. Eyvah yandık falan. Ses böyle orkestralik bir şey defa. Midir? Yani şimdi mesela ben gördüm bu sesi 200 kere dinlese kulaklıkla. Ondan sonra 201. dinleyişte aynısı çıkartabilir mi? Anatomik yapısı var. Mı? Oradaki o kalınlığı falanı filan değil mi çocuklar? Mikrofonun ayarı var, düzeni var. O farklı ama bir şey. Çıkar mı çıkmaz mı? Anlayamadım. Bir ses dinlene insan onu taklit edebilir mi? Eder. Edebilir. Bir yere kadar. Eder ama cinsini nasıl taklit edecek bilemiyorum. Ama şu anda benim kayıtta duyduğum yuvarlak harflerin, açık O'ların, A'ların ve E'lerin birebir. Evet. Birebir. Aynen işte. Tam da oradan bence taklit ediliyor zaten. Bence imtihanı geçmiştir. Yo yo. Teşekkür bilmiyorum. Ederim. Çok sağ olun. Siz ne diyorsunuz? Ben de onun sesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok sağ olun. Ben de öyle orada düşünüyorum. Orada salonda oturmuş sessiz kendi kaydını evet. Yapmış. Yani, burada şimdi sonra bu, heyecan var. Düşünün biraz ki o zaman tabii ki ilk okunuş. Tabii. Sonradan artık değiştirir insanlar. Hep okuyucular da böyledir bilirsiniz. Neyleri yapmış. Evet. Evet. Biraz name oldu. Evet. Ben peki. Bu şarkıyı... Eskisi daha güzel ama bu şarkıyı... Ama evet. Biz tabii ki yine... Özür dilerim. Buyurun. Rica ederim. Lütfen buyurun. Ben bu şarkıyı çok değerli menajerim Polat Yağcı'dan dinledim. Abi bir tane şarkı var dedi. İnternetten dolanıyor dedi. Böyle duydum dedi. Bir dinler misin dedi. Şimdi dinlediğim dolanıyor zaman... da bu ne oldu yani? Ortalığı ayağı mı kaldırmış? Yok. Bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Yani kendi fikrim... Kim yapmış bunu bir numara? Yok hayır şimdi genelde günümüzde internet çok yaygın olduğu için insan... Hayır evladım internet yaygın da sen kim bunu bir numara yapmış? Kaç i̇şte, yaş arası insanlar? Onu bilemeyiz de. İnsan olmaz, halk işte. Şurada bir tane başörtülü bir hanım vardı. Evet gel burada falan. Bayağı ezbere söylüyordu. Evet. Siz... Evet, vallahi söylüyorum. Demin o ayaklardaydı, Kutsi'nin okurken de zaten öyleydi. Evet, o zaman. Şimdi ne yapacak acaba? Onu da o hep ayaklarda okuyor zaten. Şimdi ne yapacağım? Planların ne mesela? Planlarım hani ne? Bu şarkın bu biz, kadar beğenildi. Biz her şeye rağmen efendim gelecek yorumlara açığız. Ve bu ekrandan ben musikiye sahip çıkan neferi olarak, askeri olarak, polisi olarak herkese söz hakkı veririm. Tabii benim patronum da tensip ederse. Şimdi hemen Kutsi Bey'den bir eser rica edelim. Hangisini?